Arkadaşlar merhabalar. Will Rogers Downs çalışmaları bitti. Bunun da kaydını gene çalışarak beraber yapacağız. Dün ne yaptık? Dün ben son ayakta yattım anladığım kadarıyla. Çok arkadaşımız da son ayakta yatmış. Tutturan kupon gelmedi henüz dün için. 5'te kalan arkadaşlarımız olmuş. İyi de gitmişiz. İyi de rakam vermiş. 8000 lira civarı bir rakam. Umarım yakalayan olmuştur içinizde. Böyle programı her zaman denk getiremiyoruz. Arada bir böyle çıkıyor, geliyor, atlarımız da geliyor. Umarım yakalamışsınızdır bir şeyler diyeyim. Birinci koşuyla başlayan Meade'in satış koşusu, Meade'in dişi. Arkadaşlar burada da 3 yaşlı safkanların tek yarışları var kalitede kalan. Diğer kalitede kalan at da ara vermiş durumda. Burada 2 ve 5 nolu atların yarışlarına, yaşlarına saygı duyacağım. 2 ve 5 nolu atları birlikte değerlendirebilirsiniz diye önerim olacak. Kalite puanı bende aşağı yukarı aynı çıktı bu atlar. 2 ve 5 nolu atlar. İkili, yedili plase oynayacak arkadaşlar için önereceğim. Bu iki safkan olur bu koşta. Diğer kaliteli çıkan atlar, eğer 12 nolu at noktasını koyayım, grubun yüksek handikapı var. Bende öyle çıkıyor. 12 nolu at, iyi bir haber bilgi alırsanız 12 nolu atla ilgili başka yerlerden ikililerinize ekleyebilirsiniz diye söylerim sadece. Kalite olarak biraz yukarıda diğerlerine göre. 3 yaşında olması 4 yaşındaki ablasına, ablalarına karşı dezavantajdır. 12 nolu atı. Başka at göremedim. Gördüğüm kadarıyla bu kadar. Arkasından 39'luklar var. Onları önermeyeyim şimdi. Geçiyorum. Altın Milka'ya. Umarım bugün de başarılı program geçiririz. Dünkü ne benzer olur. İşte her zaman denk gelmiyor bu programlar. Zor benim açımdan bazı şeyler. Hani eksik işlerle hazırlanan atlar olur. Biraz ona benzetiyorum kendimi. Gerçekten eksik yani. Çok eksiğim var. Sadece tabloya kalıyorum ve temel bilgilerle yola çıkıyorum. Öyle tahmin vermeye çalışıyorum. Bu benim ön çalışmam. Ülkemizdeki yarışlarda hep kullandığım ön çalışma olarak duruyordu. İşime yarıyordu bayağı bir. Buranın kaliteli atı %10 AGP çıkmış, 57 kalite puanı ile bende 3 nolu at arkadaşlar. Bu at hani direkt önermeyeceğim ama sürprizde kullanabileceğimiz bir at durumda ya da ikililerde kullanabileceğimiz bir at durumda. Yaşı müsait, handikap iyi ama son iki yarışı neden kötü? Yüksek gruptan geliyorsa bu at eyvallah bu grubu geçer. 4-6, 4. 6.'lığı orada yaptıysa. Bunların üst grupları vardır. Ama eğer onun dışındaysa önermem. 3 aynı şekilde 3 ile beraber 2 nolu at da aynı durumda arkadaşlar. Bu iki at da üst gruptan büyük bir ihtimalle bu gruba geldiler. Kaliteleri normal, yukarıdalar. Gelme ihtimalleri olan çok at yazdığınızda yazılması gereken öncelikli safkanlar olurlar. Favorimiz kim olur? 47-49 kalite puanı almış. AGF'lerde birinci, ikinci çıkan 5 ve 6 nolu atlar olur arkadaşlar. Burada tek kullanacaksanız tek hisse bırakırım. Yani tercihini size bırakayım. Benim önerim 5-6 yine beraber yazılmalı. Çok at yazan arkadaşlara da 3 ve 2'yi ihmal etmeyin şeklinde. Diğer safkanları da size bırakırım. Artık diğerleri birbirlerine iyice yaklaşacaklar. Bir kalite puanı 53 olan 3 yaşında safkanımız var. Onun da totosu iyi değil bakın. %11 ile 3. sırada AGF çıkmış bir bildikleri vardır. Sadece noktasını koyayım görmüş olalım. Görmezlikten gelmemiş olayım. Burası da bu kadar bende. Diğer atları size bırakacağım. 5-6, sürprizi 3-2. Hangisini değerlendirmek isterseniz. AGF'de de puan çıkan 9 nolu at kalite puanında 3. sıralamanın. Ona göre bilgisini de vermiş olayım. Geçiyorum burayı.
Tekrar şartlı bir yarışa geldik. 1100 metre kum koşacaklar ki korktuğum yarışlardan bir tanesidir. Totolarına bakıyorum, eksik yarışlar olan atlar var. Handikap puanını daha göstermeyen atlar vardır işlerinde. O yüzden korkarım böyle yarışlardan. Beni ters yapabiliyorlar. Bir nolu at gelirse, bugün için diyeyim, bir nolu at gelmez atı bende. Böyle atları getirdiler arkadaşlar. Geçen hafta içerisinde çok oldu bunlar. Bu grubun handikap puanı en düşük, en zayıf atını getirdiler. Bayağı da bir ganyanla geldi. Birkaç tane geldi hem de yarışta. O yüzden işaretini koyayım. Hani kapatmak isteyen arkadaşlar bu atı yazmadan geçmeyin derim mesela. İki at bırakayım, bu atı çıkartayım, bu atı çıkarmayın derim. 7 at yazan arkadaşlar için. Önerim bu olsun. Yoksa grubun en zayıf atı. Bende koşmaz ya da gelmez at anlamında çıkar. AGF'de birinci sıralamada birinci gösterilen 8 nolu at kazancı da yok aslında ama handikap puanı yönünde favori arkadaşlar. Grubun üstünde bir safkan. Akşam TCK yorumcularımız var. Şair'i severim de Şair o da benim gibi kalite atı bulduğu anda vazgeçmiyor. O yüzden hata ediyoruz. Yanındaki arkadaşımız dersini iyi çalışıyor, derece çalışıyor. O arkadaşımızdan 8 nolu atın 7. 6. ve 9.'luğu üst grupta geldi, yakın ara bitirdi bilgisini alırsanız 8'i tek atın arkadaşlar. Ben de dinleyeceğim akşam. Şu anda bu atla ilgili çok fazla bilgim yok. Eğer üst gruplarda yaptı da buraya geldiyse bu at 8 nolu at tek olur bu grupta. Kalitesini göstermiş. Fazla yani. Bu gruba fazla 8 nolu at. İki taraftan da büyük geliyor. Hayır, tek taraftan büyük geliyor, iki taraftan değil en azından onu söyleyeyim de. Böyle totolara karşı biraz temkinli gidiyorum. Tek önermeyeceğim. Bu kazanç bölgesinde de birinci çıkmalıydı. Çıkmadı. O yüzden hani direkt tek olarak önermeyeceğim. Ama dediğim gibi şu 7, 6 ve 9.'luklar iyi yerde yaptıysa, yakın ara yaptıysa tek kullanabilirsiniz 8 nolu atı. Peki bizim burada diğer atımız kim olacak? Bakın 5 yaşında olan 48 kalite puanı almış olan 7 nolu at bu yarışta benim favori atım olacaktır. Kazanç bölgesinde 48 kalite puanıyla yaş bakımından da 5 yaşında olması benim favorim olduğunu söyler. Peki diğer atımız var mı? Var tabi. Grup öyle çok almış olan bir grup değil bence. 48 kalite puanı olan 2 nolu at yazılması gereken at bu atlardan sonra. 7 ve 8'den sonra 2'nin yazılması gerekir. Sonra artık sıralamayı size bırakacağım. 6, 5, 4 şeklinde gider. Buranın da gelmez. Gelmemesi gereken atı Türkçesi 1 nolu at. Yani hani gelirse şaşırmayacağım. Ganyanlı atlardan bir tanesi olur. Favorim 7 nolu at. Yaşından dolayı, son tabelasından dolayı. Kalitesi 48. 8 nolu at. Anlattım, çok bir daha tekrar etmeyeyim kendimi. Akşam ben de dinleyeceğim TCK'daki yorumcuları. İyi bir şeyler söylerlerse 8'i tek düşünebilirim. Grubun üstünde kaliteli at. Bu iki atın dışına 2 ile çıkarlar. O da olmazsa 6-5-4 diye giden bir sıralama veririm burası için. Geçiyorum arkadaşlar buraya. Satış kursu şartlı 3 yukarı İngilizler. Satış şartlı dediğiniz zaman şartlı yarışlarda kazanç bölgesinin favori atı, birinci atının gelmesi gayet doğaldı. Dün de oldu bunlar, yaşadık zaten. Genelde de böyle bitmesi gerekir bu yarışların. Hani bir yarışta yaparsın ya da zayıf bir atı getirirsiniz ama bunu 2-3 yarışta yapınca benim kızdığım nokta o oluyor. Yani yapmayın dediğim şeyler bunlar ama. At yarışı, her şeyi var, her şey açık. O yüzden kabul ediyoruz, bir şey demiyoruz. Bakın burada da %8 AGF almış olan
Son yarışına tabela yapmış olan iki nolu at yakın tabela yaptıysa dördüncülüğünü bizim direkt favori atımız olur. Her ne kadar yeşil bölgenin en sonuncu atı olsa da kazancı olan bir at, grup müsait, 51 kalite puanı aldı. Neden birinci gelmesin? Yani neden birinci olmasın? O vaziyette duran bir at. Ve artık bakın başka bir şey daha söyleyeyim. Grup yaklaşmış durumda. Bu 51 kalite puanlı iki nolu at koşmaz ise şayet 46 ve 49 kalite puanı almış atlar da totolarından dolayı eksi puan aldılar benden. Artık geriye 42'ler kalıyor. Yeşil bölgenin kazancının dışındalar. 8 nolu at ve 6 nolu at yukarıdaki kazancı olan atlardan kalite durumuna düştüler. Sürpriz yapar gelirler. Ganyanlı gelirler ki ben bu grubu bu aşamada arkadaşlar bir nebze olsun 5 ve 7 nolu atlar da ön plandalar. Kabul edelim. Biri 150 AGF almış. 5 nolu at. Totosundan dolayı aldı. Yalnız grup birbirine yakın arkadaşlar. Bakın onu söyleyeyim. 35, 36, 32, 42, 49'lar var. Bunlardan herhangi bir tanesi özellikle 51 kalite puanında kalan at koşacağım derse 5'i geçerler. 550 AGF. Hani şimdi gelmez diyeceğim, tek atacaksınız gelir. Ona da bir şey demem. Yeşil bölgenin birinci atı kabulümdür favori olmasını. Normal sonuçtur. Ama bu atı geçebilecek atlar var bu grupta. Öncelik 5 nolu. 5 nolu atın bence benim favorim 2. Sonra 8, 6 güzel sürprizli atlar. Sonra da 7 nolu at. Sonra da zaten diğer atlar birbirine yakınlar artık. Eğer tek atmayacaksanız 5 nolu atı bu önerdiğim atları mutlaka yazın arkadaşlar. Ama 2'den de gerçekten iyi bir yarış bekliyorum bugün için. Onu da açıklamasını vereyim yani. Geçiyorum burayı da. Bu arada kahve yaptım, kendim kahve içiyorum. Çay akşam içeceğiz bakalım. Yarışlar başlayınca. Tabii çay keyfi yaptırırlarsa, boğazınıza takıp tıkamazlarsa diyeyim hadi. Umarım söylediğimiz atlar gelir. Ben mutlu oluyorum geldikçe de. Kazanan arkadaşlar olduğu zaman daha çok mutlu oluyorum. Yazdığınız zaman seviniyorum. Net olarak söyleyeyim yani. Twitter'dan bir arkadaşımız derneğe bağış yaptığını söyledi. Çok mutlu oldum. Kendisine teşekkür ediyorum. Bunu da ileteyim. Arkadaşımızın adını hatırlayamadım şimdi ama ellerine sağlık diyorum yani. Buranın iki tane kaliteli, bir tane kaliteli atı var. 70 kalite puanında kalmış olan, birinciliği olan 10 nolu at arkadaşlar. Yarıştan çıkmazsa şayet %3 ile AGF'de, %14 ile 3. sıralamada 70 kalite puanında düşürmemiş, handikapını düşürmemiş, kazancı var. Bu at direkt benim favori atımdır. İkiliden düşmemesi gerekir mantığı. 1200'de yarışları vardır umarım. Hani ters mesafesinde koşmuyordur. Koşmuyorsa da bu at benim direkt favori atımdır. Bu at kimler geçer bu atı? Aşağıya inmek zorundayız artık. Tek atmayacaksanız eğer bu atı 7 nolu at. 64 kalite puanıyla 1 nolu at. Tekrar 60 kalite puanıyla bakın sürpriz yapıyorlar bu atlar. 7 ve 1 nolu atlar ganyanlı gelirler. Sonra 11 nolu atın totosundan dolayı elemek zorundayım ama 67 kalite puanıyla yüksekte kaldı. Çok sürpriz. Yani gelirse sonuncu sıralamada Kurli'nin orijinli bir safkan gelme ihtimali var. Yani hani es geçmeyin diyeceğim. 7'leri bu atları biraz uzatacağım sizin için. 7-1 öncelikli atlarımız olsun. Sonra 12 nolu at 61 kalite puanında. Bu atlar dediğim gibi yine altınları para yaptıran hani ganyanlı atlardır. Bu atları es geçmemeden yani yazmak isteyen tabii ya es geçmeden yazılması gereken atlardır. Ama illaki tekimiz olacaksa benim burada tekim 10 numaradır. 70 kalite puanıyla durumu müsait olan. Şimdi artık yukarı doğru çıkıyorum. Yarışın favorisinin kalite puanı 45. Bu atlardan bu ata sıra gelecek. Ve formda her şey hazır.
Normaldir, favoriyi hak ediyor. Yalnız handikapını düşürüyor kazancı oldukça. Düşürmemesi gerekirdi. Yukarıdaki bir üst 53 Big M 53 kalite puanında 2'den daha iyi durumda. Şimdi 2 dururken ben size 6 dururken 2'yi önermem doğru olmaz. Ve işin garip tarafı da iyi jokeyler 9'la 2'ye biniyorlar. Yani bende zayıf kalan atlara biniyorlar. Ne kadar güzel, zevkli bir yarış, onu söyleyeyim grup için. Önerim, tekrarlayayım, 10 numaralı at benim burada sürdürek favori atım olur. İyi bir yarış beklerim, en kötü ikincilik beklerim 10 nolu attan yarıştan çıkmaz ise. Sürprizini 12-7-1 nolu atlardan beklerim. Kalite puanlar yukarıda kaldılar, hazır kıtalar. Daha doğrusu sürprize açık favori atları geçmeye aday atlar. Bu yarışın sonraki favorisi 6 nolu attır. Daha AGF'lere gelmedim. Şimdi AGF'lere geliyorum. 9 ve 2 nolu atları beraber düşünmeliyiz. Eğer hani bir yerlerden bilgi alıp tek atmayacaksanız bu atları. Evet, buranın anlatımı da bu. Yani ta ki 59 kalite puan 8'e kadar, 8'e kadar inerim ben buraya. 8-11. Yarış böyle arkadaşlar. Hani herkes bütçesi oranında at yazıyor ya da tuttu at yazıyor. Artık karar size bırakıyorum. Nasıl isterseniz öyle yaparsınız. Kimi favori oynuyor, kimi sürprize oynuyor. Bilemiyorum yani. Ama ben 10 numarayı tek atacağım. Deneyeceğim şansım sadece. Bu kadar zor bir grupta. Neden tek olmasın, neden gelmesin? Yani öyle bir yarış bence. Geçiyorum burayı da. Tekrar maiden yarıştayız. Yani her kaliteli dediğim at gelme durumu yok arkadaşlar. Keşke gelse, çıkan atlar, kalitede kalmış atlar keşke gelseler ama olmuyor. Her zaman olmuyor. Sırıtan olursa zaten direkt ben söylüyorum. Bu at böyle böyle geçilmez, geçilmemesi gerekir. Yani bir anlatıyorum. Yapacak başka bir şey yok bu atlara da. Bakın burada da bir ters durum söz konusu. 12 nolu at. Yani çok iyi. 2-2-2-3-3. Tabela çok güzel. İyi de handikapı nerede? 12 nolu atın. 48 handikap. İşte bu atlar tek atılmıyor arkadaşlar. %52 AGF ile oynanıyor bakın, farkındaysanız. Bu kadar kazancı AGF, bu kadar güzel kazancı Toto'ya nerede bunun handikapı yok. Ne kadar zayıf duruma düşkün, iki karşısında zayıf durumda arkadaşlar. Benim 2 nolu at favorim burada direkt. Sonra da 12 ve 1 beraber, 1 nolu at 3 yaşında olmasına rağmen bence beraber yazılmalı bu gruba. 39-32. Ve artık grup birbirine iyice yaklaşıyor. Bu 3 at da yeterli olmaz. Artık bundan sonrası hepsi olur arkadaşlar bu grup için. 4 yaşında atlar var. Daha kendilerini göstermeyen atlar da vardır bunların içinde eminim. Tutar bir tanesi gelir. Ganyanlı gelir hem de. Yani bu ikinciliklerini aldırmayın. 12 nolu at iyi bir kalitede at değil. Yarışını uzak da kazanabilir. Bir şey demem ama kalitesi bence çok kötü. Bu 12 nolu atın. Tek önermem yanına 2 ile, benim 2 nolu at favorimdir. Tek yarışına rağmen 2 yanına 1'i öneririm. Sonrasında tarayın derim eğer sürpriz bulmak isteyen arkadaşlar varsa. Sanki öyle bir yarış. 2 direkt 50 kalite tek yarış işte. Tek yarışıyla gelmese şuraya biraz yarışını görsek daha net bir şeyler söylerim. Handikapını düşürmediyse derim. Direkt daha net favorim olur. Tek yarışa geldiği için sağlam tek diyemiyorum. 2 nolu ata. Sadece favorim. 2 nolu at favorim. Evet. Geçiyorum burayı da. Satış kursu şartlı 3 yukarı İngiliz dedi. 3 yaşında İngilizimiz yok. Yeşil bölgenin kaliteli atı. Totosu iyi olan at. Kazancı olan at gelir. O atı bulmaya çalışacağım şimdi. Bulursam da tek önerim son aya bekleriz arkadaşlar.
Burası da kazanç bölgesi, diğerlerinden yüksekti. Bakıyorum kim kaldı? 72 ile 10 yaşında olan 204 gündür koşmayan bir atımız kaldı. Önermeyeceğim. 10 yaşında olması dezavantajdır 1100 metrede. Yazılır. Bakın gelmez demem. Yazılır. Zaten AGB'si var. Ama direkt önermeyeceğim. Kimi bekleriz burada? Tek atar. Kimi tek atarız burada? 65'e 69. Ya 9'u tek atacağız burada, bekleyeceğiz. Ya da 4 nola atı. Benim 4 nola atı favori atımdır. Yarış kazanmaya ihtiyacı var. Kazanç puanı 69. 4 nola at. Plasesi olur 9 nola at. Bence. Sonra 2 nola at gelir. Peki burada sürprizi kim yapar? Öyle bir atımız var mı? Var arkadaşlar. Bakın aşağıda 2 tane çıkan 72-66 kalite puanı olan atlar var. 7 ve 8 nolu atlardan da hem ikililer için girebilirler hem de ganyan için sürpriz yapabilecek safkanlar sıfatındalar. Favorim 4 nolu at. Hani sürpriz tek atıp beklemek isteyen arkadaşlar için iyi bir koşu gelir, kazanabilir yarışını. 4 plasesi 9 nolu at. 2 at yeterli olabilir mi? Evet olabilir. Diğer atlardan bir şey çıkmayacaksa tabii ki. 9, 4, 4, 9. Ama benim favorim 4. Sonra 2, sürprizde 7 ve 8 nolu atlardan beklerim. Yani ona göre kendinizi ayarlarsınız diyeyim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bugün de bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar sağlığınıza, kendinize iyi bakın. Mutlu günler diliyorum. Mutlu yarınlar diliyorum. Hoşça kalın.